Allah korusun. Ama bu sefer zaten dönüşü olmaz. Hazır konu çağırırken o zaman konseyde de Çağrı'nın, daha doğrusu Acun abinin Çağrı'ya söyledikleri ve Çağrı'nın bir şeyler söylemeye çalışmıştı. O anları izleyelim. Bir değil, iki değil, anladığım kadarıyla 3-4 falan oralardayız şu anda. Senin böyle kontrolü kaybettiğin olay sayısı, yanlış hatırlamıyorsam. Senin olayların böyle bütün o kargaşaların içinde böyle yabancı birini getirsem böyle senin parmağıyla gösterir zaten. Hani bu adam bütün olayın hep böyle merkezinde geziyor diye. Aşırı böyle büyük büyük hareketler. Devamlı dediğim gibi işte Poyraz'ın eline bir tane vurmalar. Ayırıyorum diye girip onu bunu itmeler. Sürekli olarak süper gerginlik. Şimdiye kadar bunları yaşadık zaten. Bu seferki durumda şöyle bir fark var. Senin klasik o kargaşa ve olay çıkarma ya da içinde olma olayın dışında benim için bu prodüksiyondaki herkes, bu arada çalışan şu anda Dominik'te 1200 kişi var. Oradaki herkes benim için ben demek. Yani senin oyunda yaptığın bizim sunucumuz Murat Ceylan'a karşı hareketler, net konuşmam gerekirse bana yapılmış sayıyorum. Ben tek bir şeye dikkat ederim. Kimsenin hakkını yemeyelim. Yarışmacı eleyeceksek o yarışmacının çok emeği var. Yarışmacı yarışmada mücadele ediyor. O arkadaşımız hayallerinden kopmasın. Bunu birçok kez yarışmacılara tolerans göstererek durumu kurtardığımız gibi kurtaramadığımız durumlar da oldu. Ve elediğimiz yarışmacılar da oldu. Sana net olarak söylemem gerekiyorsa yaptığın hareketi bir kere kabul etmiyoruz. Bizi temsil eden birine karşı orada davranış çektin. Benim açımdan kabul edebilir gibi değil. Ben 3 kere görüntüleri seyrettim. Senin sebep diye ortaya koyabileceğim bir şey olduğunu zannetmiyorum. Murat kısmıyla ilgili var mı bir sebep? Bilmediğim bir sebep varsa bir dinleyeyim de. Hatırlamıyorum abi. Bir tek bir görüntü var aklımda, sadece onu hatırlıyorum. Kolumu peşimden gelip kolumu çektiği an, bir de en başta ben Steven'a karşı şey yapar konuşurken çağrı diye bağırması, hani böyle ben onu şey olarak algıladım o an, hani bir sus artık çağrı gibisinden algıladım. Yani ilk öyle algıladım, nedeni hatırlamıyorum ama öyle algıladım. Sonra da dönüp gittiğim zaman arkada geldi, böyle kolumu çekerek böyle hani beni kenara çekermiş gibi bir hareket yapınca şöyle elini çek gibisinden, yani elimi şöyle yaptım, çek elini gibisinden. Ve ondan sonra gene arkama dönüp gittim. Yani sinirle bir şey yap, yani buradan uzaklaşmamak için, yani burada bir tepki vermemek için. Ama gerçekten bir şey dediğimi hatırlamıyorum yani. Ne dediğimi hatırlamıyorum yani şeye karşı, Murat. Yani durumu şöyle anla işte, ne dediğini de hatırlamıyorsun yani. Hatırlamıyorum abi. Şimdi sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum. Sen bundan sonraki 5 ödülden yararlanmayacaksın. Bu 5 ödülden yararlanmamak Survivor şartlarında olabilecek çok çok zor bir durum. Yani öyle herkesin de kaldırabileceği bir durum değil. Kafanda şunu da değerlendirmeni istiyorum açıkçası. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem. Ama şu anda yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum. Evet, Acun abinin çağrıyı ultimatomu aslında git demesi neredeyse. Ama ondan sonra çağrının müsaade edip bir süre istemesi ve ondan sonra da zaten gelecek cevabı birazdan da yorumlayacağız ama ben Acun abinin yani çok doğru konuştuğunu düşünüyorum. Çok doğru mesajlar verdiğini düşünüyorum. Bir şans tanıması, bir hak tanıması da güzeldi tabii. Bundan sonra bakalım bu şansı Çağrı nasıl değerlendirecek bilemiyorum. Şimdi bu diskalifelerle ilgili genel bir konuşma yapayım. Çok yorum okuyoruz işte, daha ne yapması gerekiyordu falan filan. Şimdi bir,
Çağrı'nın herhangi bir fiziki teması var mı karşı takıma? Yok. Ya da işte Allah korusun tabii ki de Murat'a. Zaten bıraksan olacak. Yani tut sonuçta İsmail Balaban tutuyor yani, anladın mı? İsmail Balaban'ın tutması bir... bugüne kadar diskalifiye edenleri şöyle bir üstünden geçelim hatırladığımız kadarıyla. Pascal Numa. Survivor tarihinin benim de içinde bulunduğum yani çamurlu bir... Gökhan Balaban tutuyordu onu. Ben orada Gökhan Balaban'dı Pascal'ın. Estağfurullah, tabii ki de İsmail'in seviyesinde kimse kimseyi tutamayabilir. Saldırdılar birbirlerine Nihat Doğan'la. Sonrasında bu kavganın sonrasında çok büyük bir kavgaydı. Pascal Numa adada ben Nihat'la olamam, daha kötü şeyler olabilir diye direkt Acun abiye bir açıklamada bulundu. Bunun üstüne diskalifiye oldu. Sonrasıyla ilgili tehdit oluşturacağı için. Bir bu değil mi? İki kimdi? Berna Zafer. Mı? Zafer. Berna var öncesinde. Ya da sonrasında. Berna var. Berna Canbeldik. Sahra ile ilgili bir yine direkt temas ve ağzına ya, bir uçan, uçan tekne ve bir yumruk gibi bir şey vardı. Onlar da yine aynı adada yaşıyorlardı galiba değil mi? Aynı adada yaşarken yine ilerisiyle ilgili bir sıkıntı yaratabilecek bir durum olduğu için. Hatırlıyorum. Bunu Berna da dile getirdiği için, hiçbir şekilde söz veremediği için diskalifiye edildi. 3 Zafer. Zafer zaten hani anlatmaya gerek yok. Semih'e saldırdı. Semih'e bir de hani bir pala dedi. Alet edevatla saldırdı. Ve hani onun sonrasına da gerek yok. Çünkü Allah korusun bir daha öyle bir buhran yaşayıp bu sefer tekrar saldırdı. 4 Erman'ı hatırlıyorum ben. Erman geçen sene girmişti. Bence çok da iyi bir yarışmacıydı ama o da kendi sinirini, stresini yönetemeyeceğini... Doktor raporuyla bizim arkadaşlarımıza ve yine Acun abiye iletmişti. Yani ben böyleyim. Çok da kötü bir... Hani Erman, kullandığı galiba Erman, bir takım ilaçlar evet, da var. Evet, Erman'la ilgili de çok sıkıntılı bir durum yok bu arada. Sadece oranın şartlarına gerçekten uyum sağlayamayacağını kendi de belirtti. 4. Şimdi Çağrı her seferinde evet bir şeyler yapıyor ama özür diliyor. Bundan sonrasıyla ilgili çok daha iyi olacağını söz veriyor gibi gibi. O yüzden ve kimseye de fiziki bir temasta bulunmadığı için o yüzden diskalifiye Acun abi tarafından edilmedi ama zaten mutlu, yani bırakırsam mutlu olurum bu halinle. Çağrı bu haliyle devam edecekse bırakırsam mutlu olurum dedi ve topu Çağrı'nın kucağına bıraktı Acun abi. Bizim hani sporda deriz ya, sarı kart ile artık, evet. Sarı kart var, bir hareket daha yaparsa. Sarı kart ama üstünde 3-4 foul yapmış mı ufak tefek? Ertesi gün maçtan sonra tam böyle aslında kırmızıydı hakem vermedi denir ya. Evet. Bazıları yok ya falan der. Tam o pozisyon. Evet. Yani VAR'a gitti hakem. Çağrı'ya kırmızı çıkmadı oradan. Sarıyla devam ediyor şu an ama işte topu Çağrı'nın halkın bir kısmı niye kırmızı yok diyor. Halkın bir kısmı yok ya, sarı normaldir diyor. Şu an o pozisyonda kaldı yani Çağrı. Bunun doğrusu yok ki zaten. Hayır, Çağrı şunu deseydi, herkes abi ben yönetemiyorum diyor. Sinirimi deseydi evet. Mesela burada o zaman zaten diskalifiye olurdu. Yani bu kimisi, herkes çok kızıyor. Neden kaldı orada? Ama gitseydi çok umutlu olacaktı. Acun abi anket açtı, kaç milyona vardı değil mi? Evet evet. Evet. Yani 800 yarı yarıya çıktı. Yani 53'e 47 falan çıktı yani. Tam evet. Böyle yarı yarıya diyebiliriz. Ya işte bunun kararını... Hani net bir şey dediğin gibi yani, hı-hı, net bir şey yok yani. Yok. Çünkü herkes izleyici, herkes yorumcu, herkes de oraya müdahil olarak bir, evet, oya katılıyor. Yo, Çağrı'nın kalması lazım diyen insanlar, Çağrı'nın gitmesi lazım neredeyse diyen insanlarla eşit. Gitmesi, evet, lazım, kalması lazım ama şöyle bir gerçek var. Eğer gitseydi herkesin aklında böyle kalacaktı. Şimdi bir şans daha var. Evet. Bir insana bir şans daha vermenin hiçbir yerinde kötülük yok. Çünkü bunun üstünde bir şey yapamaz zaten. Bunun üstünde yani oradaki insanlar hemen müdahale ederler. En azından bir şansı olmuş oldu. Bir de baktığınız zaman gerçekten çok insani bir yarışma olduğunu da göstermenin bir tarafı bu. Doğru. Oluyor, orası dünyanın en zor yarışması ve hatalar yapabiliyorsun. O yüzden ben hani sevindim ya, gitmemeliydi bence. Az önce yaptığımız tartışmayla ilgili yorumlara bakıyorum. Mesela biz ünlüler takımının sevinç yapan, hata yapmış olan ama sevinçlerini çok da böyle fazla eleştiren ünlüler takımını eleştirdik. Gökhan da aslında onları savunmuş gibi oldu. Yorumlar o kadar net ki. Hani arada kalmış insan yok mesela. Gökhan haklısın diyen insanlar bir sürü. İşte Sema, İhsan çok doğru söylüyorsunuz diyen insanlar bir sürü. İşte bu da bir görüş, evet, farkıdır yani. Tabii ki. Nasıl ki burada da biz Gökhan'la ayrıldık. İnsanlar da o gözle izliyor mesela. İnsanlar gerçekten kızların sevincini abartılı bulup ünlülerin sevincinin şeylerini yaptıklarını çok normal görüyorlar. Bazıları. Bazıları da ünlülerin buna hakkı yok. Siz çok doğru söylüyorsunuz. Hı hı. Evet, kızlar biraz abartmış olabilir ama böyle diyen insan da bir sürü. İşte bunu da belki bölsen ikiye bölürsün. Ünlü ya da gönüllü böyle diye ayırmamak lazım. Aynen. Hepsinin sevinmeye ve üzülmeye hakkı var. Kimsenin ayırmaması lazım. Yani biz ayırarak konuşmuyoruz burada. Ben yarın ünlünün de çok sevinmesini istiyorum. Ben İsmail'in çıldırmasını istiyorum mesela. Keşke nişanlısıyla ya. İnşallah bundan ders alır da herkes bol, evet, bol sevinir. Evet, öyle olsun. Ama orada da şuna dikkat etmeleri lazım. Karşı tarafa göndermeleri iki takımın da tadında. Evet. Hani bak sen de seviyorsun ya karşı tarafa göndermelerini. Tadında yaşamaları lazım. Yoksa yani sen her sevincini karşıya bakarak sevinirsen veya karşının üstünde bir
algı oluşturarak sevinirsen, evet, bir laf atarak sevinirsen o da değil. Bizim dediğimiz başka. Zaten iletişimde kim diyor ki oh ben işte sevdiklerimle konuşacağım sen konuşmayacaksın tarzı mı var? Ya şu mu var? Öyle bir şey yok. Annenle görüşemedim. Canım. Ne alakası? O canıma da değsin. Canıma mı öyle bir şey yok zaten.